Ne o tapki? Sen beni Vasundra mı sandın? Ben sana yalvarmam. Sadece bu değil. Bundan sonra bütün oruçlarını Bihan olmadan açacaksın. Çünkü Bihan hayatta olmayacak. Herkes duasını etti mi? Oruçlarınızı açtınız mı? Hadi o zaman. Şimdi dua törenine geçelim hadi. Açıkçası bugün Peder Bey gelmedi. O yüzden bizim yapmamız gerekecek. Koşi anne. Bihan bu ailenin de oğlu. O yüzden bunu o da yapabilir. Tamam. Çok doğru söylüyorsun. Bihan son bir kez dua törenini yap oğlum. Ne kadar ahmam. Demek istediğim yarın zaten Peder Bey gelecek. Yarın dua törenini o yapar. Ah, Bihan ne bekliyorsun orada? Hadi törene başlasana. Şankar, sen bana gerçekten çok yardım ettin. Çok teşekkür ederim. Koşullar değişebilir tabii ki. Ama ben istesem de değişemem. Bu yüzden o sütü bilerek içtim. Senin orucunu açabilmen için. Senin sayende bugün o orucumu açabildim. Tanrı bütün dualarını kabul etsin. Tekrar teşekkür ediyorum. Tanrı neden dualarımı kabul etsin ki? Ben orucumu açarken yanımda olacak kimse yok. Bu fesleğen yaprağı bana yeter. Bihan her zaman Tapki'yi eşi olarak görebilir. Ama ben çocukluğumdan beri onu eşim olarak görüyorum. Her zaman da öyle göreceğim. Tapki yanında olsa da, yanında olmasa da. Ben her zaman Bihan'ın yanında olacağım. Hey, bu ne böyle? Vasundra Pandey, yoksa sen çömlek işine mi girdin söylesene? Hayır tabii. Ailemizin bir geleneğini yerine getiriyorum. Ailemizin geleneğine göre bayramın 4. günü her evli çift birlikte toprak bir çömlek yapar. Çömlekler kuruduktan sonra içine erzak konur. Fakir fukaraya verilir. Bu 4 çark da ailedeki 4 evli çift için. Ne güzel, ne kadar hayırlı bir iş. Bihan da çömlek yapsaydı ne kadar güzel olurdu. Ama o Tapki'ye hala kızgın değil mi? Orucunu da açmadı zavallı kız. Bu işte sana eşlik eder mi? Eşlik ederim.
Ben Tapki ile çömlek yaparım. Ama oğlum... Evet anne. Bu geleneği babaannem başlatmıştı. Bu yüzden geleneği yerine getireceğim. Bihan, oğlum çok doğru bir karar. Ben bunu sadece babaannem için yapıyorum. Başka kimsenin sevinmesine gerek yok. Şankar! Buraya gel. Hey köylü kız. Sen hiç böyle telefon gördün mü? Elinde var, görüyorum işte. Evet. Bu hala benim elimde. Ama artık sen bunu tutacaksın. Al. Ne diyeyim? Ben bunu sana iyilik olsun diye veriyorum. Yani sana bunu hediye ediyorum. Anladın mı? Ama ben bunu ne yapacağım? Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki. Seni şapşal köylü kız. Bu telefonla insanları arayabilirsin. Onlara mesaj atabilirsin. Hem de muhteşem selfiler çekersin. Ben selfie nedir duymuştum ama selfie nedir? Selfie demek fotoğraf demek. Hemen göstereyim. Şöyle yapsana. Bak, bu telefonla muhteşem selfiler çekersin. Şankar! Hey Şankar! Geliyorum Koşi anne. Ben gideyim artık. Tamam, bu sende kalsın. Muhteşem selfiler çekmeyi unutma, tamam mı? Teşekkür ederim Tanrım. Bugün evdeki evli çiftimiz çömlek yapacak. Sonra da içlerine erzak doldurup bağışlayacaklarmış. Sen bu işi biliyor musun? Öyle sığır gibi başını sallama. Sen yapmak istemiyor musun? Ben mi? Evet, sen ya kim olacak? Sen Bihan'ı kocan olarak görüyorsun değil mi? Onunla birlikte çömlek yapmayacak mısın? Yapmak istiyorum aslında. Ama Bihan çömleği tapkiyle yapacakmış. Peki o zaman. Sen de burada otur, tek başına talihsizliğine ağla. Kuyuyu kazmadan su çıkaramazsın. Bugün sen her ne olursa olsun Bihan'la çömlek yapan kişi olacaksın. Ancak o zaman seni uygun bir eş olarak görürüm. Eğer yapmazsan o zaman unut. Bihan'ın kocan olduğu gerçeğini unut. Çünkü onu asla elde edemezsin. Şimdi burada oturacak mısın? Peki otur. Çömleği yapma. Hadi kalk ve çabuk yap şunu. Acele et. Evet, aferin kızım, hadi. Tapki hala yolumdaki en büyük engel. O varken John Bihan'ın böbreğini alamayacak. Her ne olursa olsun... Tapki'nin icabına bakmalıyım. O çömleği Bihan ve Şankar'ın yapması lazım. Evet, işte muhteşem çömleğimiz hazır. Hey, biz kazandık. Evet, biz kazandık. Muhteşem bir çömlek yaptık biz, evet. Hey, çömlek mi yaptınız yoksa bardak mı? Batmi gelin, Aşvin, düzgünce yapın. Herkes gibi olsun. Çömlek yapın. Çömlek yavrusu değil. Amca sen de. O kadar uğraşıyoruz. Bihan, Tapki, bu çömleği inanarak yapın. Dua töreninde kullanacağız değil mi? Ayrıca Tanrı sizi bir araya getirmiş.
Aranızdaki sevgiyi düşünüp öyle yapın. Eminim ki güzel bir çömlek yapacaksınız. Hadi, hadi deneyin. Baksana hayatım, bu çömlek nasıl o yumuşak çamurdan yapıldıysa, bizim ailemiz de aynı şekilde. Hepimiz bir araya gelmişiz. Tanrı bu aileyi hep bir arada tutsun. Elbet tutacaktır, göreceksin. O her şeyi düzeltecektir, merak etme. Tabki, evet çömleği yaptın. Ama çok sevinme. Bir gün Bihan ölecek. Senin çömleğin de bugün kırılacak. Bu sözlerimi unutma. Evet, çömlekleri getirin. Güneşe bırakalım. Güzel güzel kurusunlar değil mi? Evet, önce dua törenini yapalım, sonra çömlekleri doldururuz, göndeririz ha? Tapki, Bihan, hadi gelin şöyle bırakın. Çömlekleri getirin, güneşe bırakalım. Güzel güzel kurusunlar değil mi? Evet, önce dua törenini yapalım, sonra çömlekleri doldururuz, göndeririz ha? Tapki, Bihan, siz gelin şöyle bırakın. Aşvin, biz bu muhteşem çömleği hızlı kuruması için başka bir yere bırakalım. Peki Batki, eğer sen öyle söylüyorsan şuraya terasa koyalım. Hı? Ama eğer düşüp kırılırsa sonra beni suçlama. Hayır. Tamam,
Kalsın. Ben bu muhteşem çömleği buraya bırakayım. Evet. Güzel. Herkes gömleklerini kurutmaya bırakmak için dışarı çıkmış. Ben şu çömlekçi çarkını alıp yapmam gerekeni yapayım şimdi. Ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Evet evet. Her şey yolunda. Neden? O zaman neden sesin böyle gergin? Neden gergin gelsin ki? Düşmanlarımın sesi gergin çıksın. Anne. Anne. Anne, akşam oldu. Peder Bey gelmeden mumları yakalım mı? Evet evet. Tabii, gel. Hadi. Gel. Şuna bak. Ben bu otları arka odaya bırakırım her zaman. Bu sene bir şekilde unuttum işte. Sen burada hazırlık yap. Ben de bu otları oraya bırakayım, tamam anne, mı? Anne, şöyle yapalım. Dua töreni hazırlıklarını sen yap. Ben bunları bırakırım. Tamam. Al bakalım. Aman tanrım. Arka tarafa gidiyor kız. İhtiyar kadın orada. Eğer o ihtiyarı görürse planım alt üst olur. Tapki kızım. Teyze? Sen nereye gidiyorsun kızım? Ben bu otları arka odaya bırakacağım. Arka odaya mı? Kızım, çömleğinizi dışarıda bıraktınız. Ama orada bir hayvan, bir kuş ona çarparsa çömlek kırılır, öyle değil mi? Uğursuzluk getirir. Sen bunu bana ver, ben bırakırım. Sen git çömleğine göz kulak ol, tamam mı? Hadi yürü. Hadi. Biliyor musun? Pandey ailesi her taşın altına baksa bile kimse senin nerede olduğunu öğrenemeyecek. Hey dur! Böyle
tepki vermene hiç gerek yok açıkçası. Önce işimi bitireyim, sonra da senin işini bitireceğim. Bu arada burada rahat rahat otur. Anladın mı? Hoşça kal. Tuhaf. Bu gelenek eşler içindir. Sen tek yapıyorsun. Ayrıca kocanın nerede olduğunu hiç söylemedin. O benim tam karşımda. Ne? Burada ben varım. Ben kocandan bahsediyorum. Ne diyeyim ki? O benim kalbimde yaşıyor. Ne zaman istersem onu karşımda görebiliyorum. Hem biliyorsun gönül bağı güzel bir bağdır. Ben de onu düşünerek bu çömleği yapıyorum. Tamam. Baksana. Evet. Acaba bana yardım edebilir misin? Açıkçası ben çömleğimi yapamıyorum. Tamam. Bu ne böyle? Ona lütfen bir şey söyleme. Doğrusu bana yardım etmesini ben istedim ondan. Biliyorsun değil mi? Çömlek yapmak için bu çamura sadece evli olanlar dokunur. Ancak o zaman gelenek yerine gelir. Yardım mı istiyorsun? Sen buna dokunamazsın. Bihan, bir tane de onun için yap.